İstanbul Film Festivali'nde ben iki bölüm üzerine yoğunlaştım. Ulusal yarışmadaki 9 filmin tamamını izledim ve Mayınlı Bölge başlıklı bölümdeki filmlerin de çoğunu izlemeye gayret ettim. Ulusal yarışmada benim favorim Barış Atay'ın yönettiği Aden'di. Aden konusu itibariyle kıyamet sonrası, yani post apokaliptik görünümlü bir yakın gelecekte veya post apokaliptik görünümlü bir dünyada geçiyor. Ve bu açıdan Türkiye sinemasındaki muhtemelen ilk örnek, yani ayrıksı bir filmdi. Büyük ölçüde başarılı olmuş. Yani mükemmel bir film mi? Birkaç defosu var. Yan karakterlerden bir tanesinin canlandıran oyuncunun oyunculuk performansı çok yeterli değildi. Böyle bir iki defosu olmasına karşın hem ayrıksı olması hem de bu ayrıksılığının gereklerini başarıyla yerine getirmesi açısından benim favorim oldu. Jüri ise onu mansiyon ile ödüllendirmeyi tercih etti. En büyük ödülü alan film Emin Alper'in üçüncü filmi Kız Kardeşler'di. Kız Kardeşler hakikaten en çok kalburüstü bir çalışma. Karakter yaratma konusunda, dramatik yapı kurma konusunda çok iyiden de öte, hani mükemmel diyebiliriz. Fakat kanımca film bu son çeyreğinde birazcık tökezliyordu. Nerede tökezliyordu? Ne zaman ki bir durumu betimlemek, bir ortamı betimlemek, karakterleri izleyiciye tanıtmak, karakterler arasındaki ilişkileri ortaya koymanın ötesine geçip olay akışı ivmelendiğinde ve öykü anlatma ön plana geçtiği vakit film daha evvelki başarılarını aynı düzeyde sergileyemiyordu benim kanımca. Dolayısıyla hani çok kendi içinde aynı düzeyi baştan sona tutturamayan bir çalışmaydı. Ama yani onun da festivalin en azından en iyi iki filminden bir tanesi olduğuna kuşku yok. Üçüncü bir dikkate değer film olarak ise Serhat Karaaslan isminde daha önce kısa filmler çekmiş olan bir genç sinemacının ilk uzun metrajını izledik. Görülmüştür isminde. Bu filmde ise bir hapishanede mahkumların mektuplarını kontrol etmek ve sansürlemekle görevli bir memurun bir mahkumun dışarıdaki eşine olan bir hayranlık duymaya başlamasını ve bu hayranlığın daha sonra bir tutkuya dönüşmesi anlatılıyordu. O da bence oldukça başarılı bir çalışmaydı. Özellikle söz konusu kadını canlandıran oyuncu, yani gerçi filmde bir hani yan rol sayılabilir ama hemen hemen hiç konuşmadan yalnızca bakışları ile filmin esas ilgi odağı olmayı sağlamıştı. Ulusal yarışmada son olarak da Nebula isminde bir film dikkate değerdi kanımca. Arkadaşım! Hadi beyler, hadi! Beyler! Beyler! Denizi boşaltıyoruz beyler! Çık! Çık! Nebula deneysel sayılabilecek film. Ya da en azından hani konvansiyonel bir anlatıma sahip değil. Yarı episodik bir anlatıma sahip. Bu filmin ise hani en sonunda yönetmen bütün anlatısını çok başarılı bir biçimde belli bir anlam bütünlüğü içerisinde toparlayabiliyor. Dolayısıyla hani bittiğinde bir tatmin duygusu yarattı. Fakat
toplam süresi aslında yani 70 küsur dakika olmasına karşı sona gelinceye kadar izlerkenki hissedilen süresi en azından yani bana biraz daha fazla uzun geldi. Yani kolay ve rahat bir seyir deneyimi sunmuyor ama bittiğinde her şeye karşın izlemiş olmaktan dolayı bir memnuniyet hissi yaratıyor. Ulusal yarışmanın dışında bir de Mayınlı bölgeye ilgi gösterdiğimi söylemiştim. Çünkü şöyle, İstanbul'da İstanbul Film Festivali'nin yanı sıra Şubat ayında bu yıla kadar hep İF Bağımsız Filmler Festivali yapılıyordu. Ve İstanbul Film Festivali hani dünyanın önde gelen festivallerinde dikkat çekmiş filmlerin adeta hani bir toplu seçkisini bize sunarken Bağımsız Filmler Festivali ise hani daha sıra dışı, daha ayrıksı filmleri İstanbullu sinema severler ile buluşturan bir festivaldi. Bu yıl bu festival işte festivalin isim hakkına sahip olan kurumun festivalin yöneticilerini değiştirmesinin ardından Şubat ayında yapılmadı. Mayıs ayında yeni bir ekiple yapılacağı söyleniyor. Yani akıbeti belirsiz. Dolayısıyla o İF'in boşluğunu en azından hani şimdilik, yani İF'in boşluğu derken de dışı, ayrıksı filmlere İstanbul'u izleyicilerle buluşturma misyonunu belki İstanbul Film Festivali'nin Mayınlı Bölge bölümü yerine getirebilir umuduyla bu bölüme özel bir ilgi gösterdim ama bu beklentim tam karşılanmadı. Yani aynı bölüm geçtiğimiz yıllarda İstanbul Film Festivali'nde hani çok daha dikkat çekici filmler sunuyordu. İşte örneğin yani geçen yıl Piercing diye bir film veya Holiday Tatil diye bir film unutamadığım filmler arasına girmişti. Hani bu yıl öyle pek unutamayacağım diyeceğim sarsıcı herhangi bir filmlerin Mayınlı Bölge'de rastlaşmadım. Bir tek The Wind Rüzgar adında bir Amerikan bağımsız korku filmi, kadın odaklı bir psikolojik korku filmi oldukça başarılıydı. This place is wrong. No one's here but us. No. Amara, damn her soul. Amadon, the destroyer. Succubineth, bringer of jealous thoughts. Messimin, prince of pestilence. There is nothing out there! Your mind's looking for things to worry about. Ama onun dışındaki bu bölümdeki filmlerin çoğu hayal kırıklığı oldu benim için.